8 Eylül 2013 tarihinde Zeki Dursun ve arkadaşı YEA sahil kenarında oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğradılar. Saldırı sonucunda Zeki Dursun hayatını kaybetmişti. Zeki Dursun'un öldürülmesi İznik'te büyük tepkilere yol açmış, Dursun'un yakınlarından oluşan yaklaşık 2000 kişilik grup, cinayet zanlısının yaşadığı mahalleyi basarak Romenlerin yaşadığı Yeni Mahalle Atatürk Caddesi ve Mahmut Çelebi Mahallesi, Çelebi Sokak'taki iş yeri ve evleri taşlamışlardı. Saat 13'te İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayet olayı ile alakalı duruşma gerçekleştirildi. Öldürülen Zeki Dursun'un yakınları, duruşma sırasında cinayeti işlediği öne sürülen kişiler arasında mahkeme salonunda tartışma yaşanmıştı. Mahkeme koridorlarına tartışmanın sıçraması sonucunda emniyet ekipleri olaya hemen müdahale etti. Öldürülen şahsın yaklaşık 60 civarındaki yakın akrabası ile emniyet mensupları arasında arbede yaşandı. Emniyet ekipleri adliye koridorlarında güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşları dışarıya çıkarmak istediler. O sırada emniyet ekiplerine sözlü hakaret ederek üzerine yürüyen öfkeli kalabalık, emniyet ekiplerince zorlukla da olsa adliye bahçesine çıkartıldı. Bir saat süren arbede sonucunda emniyet ekiplerine saldıran 9 kişi gözaltına alınırken arbede sonucunda yumruklara maruz kalan bir polis de yaralandı. Kalabalık grubu sakinleştiremeyen emniyet ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Arkadaşlar! Gel arkadaşlar. Abi öyle sıkmadı. Ben bunu yedim. İntikam gözümün içine kaldı yani. Abi. Daha sonra kalabalık emniyet ekiplerince adliye bahçesi dışarısına çıkartıldı. Salih. Buradan da giremiyor. Gözaltına alınan 9 kişi acil serviste yapılan sağlık kontrolünün ardından polis karakoluna götürüldü. Yaşanan arbede sonucu yüzünden yaralanan polis memurunun hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Emniyet ekipleri adliye çerçevesinde güvenlik önlemlerini artırdı.